Ortadaki sorunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Tek sorunumuz Bayan Damon. Yine mi Damon? Bir resim kadar güzel ama bir katır kadar da inatçı. Üstelik bu sefer bence yetki sınırlarını da aştı. Gelin Bayan Damon. Biz de tam kulaklarınızı çınlatıyorduk. Tahmin etmiştim. Gizli bir şey değil. Bay Cortland'dan bahsediyorduk. Demek Cortland. Aa evet, mücevher işiyle ilgileniyor. Cortland firmasının da sahibi. Londra, Paris, 5. cadde. Bildiğiniz gibi dergimize en çok reklam veren şirkette o. Shirley şunu anlatmaya çalışıyorum. Shirley'nin ne demek istediğini biliyorum. Anlatmak istediği gayet açık. Bay Cortland'ın mücevherleriyle ilgili dosyayı neden rafa kaldırdığımı anlayamıyorum. Bildiğim kadarıyla başka dergiler bu haber için can atıyorlar. Haklısınız ama her şeyden önce bu bir haber değil. Sadece sıradan bir reklam. Ama bu sürtüşmenin sonunda Cortland'ın reklam anlaşmasından da olabiliriz. Bu bölümü ben mi yönetiyorum yoksa başkaları mı? Ben ağzımı bile açmadım Bayan Damon. Cortland'la konuştum. Gerçekten de biraz kırgın. Cortland beni hiç ilgilendirmiyor. Eğer bu dergi birilerinin tellallığına soyunacaksa ben bu işte yokum beyler. Lütfen Bayan Damon. Arzu ederseniz 21 başkasını getirebilirsiniz Bay Cranish. Bir dakika durun lütfen Bayan Damon. Beyler izin verir misiniz? Daha sonra görüşürüz. Konuyu bilmeni istedim hepsi bu. Kimseyle bir derdim yok benim. Evet anlıyorum. Teşekkür ederim Jim. Madeline bu kadar gergin olma. Gel otur hadi. Sana bir içki vereyim. Hayır sağ ol istemiyorum. Ya. Meslektaşlarınla ilişkilerin çok gergin. Hemen her konuda tartışıyorsunuz. Farkındayım ama çok ciddiyim. Yo olacak şey değil. Neyin var neden bu kadar gerginsin? Nedir seni rahatsız eden? Ben gergin filan değilim. İşi bırakmanı istemiyorum. Kişisel duygulara girmek istemiyorum ama sen benim en iyi sanat yönetmenimsin. Geceyi nasıl geçirdin? Kendime yeni uyku hapları buldum. Bu defakiler kırmızı. Kırmızı haplarla uyuyorsun, beyaz haplarla uyanıyorsun. Buna bir son vermelisin hayatım. Bu akşam ne yapacaksın? Freddy Fenton'la yemek yiyeceğim. Yine mi Freddy? Ona hayır diyemem Victor. Önümüzdeki ay onunla ilgili bir makale yazacağız. Ama söz veriyorum bu son olacak. Madeline, sen bir yalan buketisin. Ama çok güzelsin. Mükemmel bir görüntün var. Dürüst olmak istiyorum ama yine de inanmıyorsun bana. Hayır hayatım. Bence sen kendine de inanmıyorsun. Freddy Fenton denen adama dönmek zorunda mısın? Sana kur yapmama bile izin vermiyorsun. Bence hiç fena değilsin. Biliyor musun? Benden çok kazanan bir kadına kur yapmakta zorlanıyorum. Senin bana kur yapman daha kolay. Öyle mi? Hı. Demek kapılar kesinlikle kapalı. Sonunda beni anlamaya başladın artık. Evet işte geldik Freddy. Kız arkadaşına bir zarar gelmedi. Bir arada görüşürüz Madeline. Ama ısrar ederseniz kalabilirim de. Israr eden yok. Anlaşıldı. Neden o serseriye dans ettin? Sana fazla içme demiştim. Ben hep içiyorum. Özellikle de seninle içiyorum. Öyle mi? Ancak sarhoşken mi çekilir olabiliyorum? Biliyor musun? Sen tam bir baş belasısın. Ben eve gidiyorum. Beni burada mı bırakacaksın? Yapma, daha erken. Erken gideceğimi söylemiştim. Beni gecenin ortasında böyle bırakamazsın. Senin için deli oluyorum. Umarım anlıyorsundur. İyi geceler Freddy. Taksi bulma şansımız var mı Cem? Deneriz Bayan Damon. Bayan Damon, eminim bu beyefendiyle tanışmak istersiniz. En önemli reklam kaynağımız Felix Cortland. Memnun oldum Bayan Damon. Nasılsınız? Bay Garrett çok konuşuyor. Sizce de öyle değil mi? Bana hakkınızda çok şey anlattı. O kadar ileri gitti demek. Aldırmayın, benim kendime özgü sonuçlarım vardır. Sizi dilediğiniz yere bırakabilirim. Arabam dışarıda. Hayır, teşekkür ederim. Ben taksi çağırmıştım. Buna üzüldüm. Üzgünüm Bayan Damon ama hiç taksi yok. Sence ne kadar beklerim? Kestirmek zor.
fikir değiştirmek ister misiniz? Galiba başka bir seçeneğim de yok. Buyurun. İyi geceler Bay Gerd. İyi geceler Bay Gerd. Pek nazik davranmadım değil mi? Gerrit'in anladığını sanmam. Ah, böyle ortamlar yaratmaya bayılır o. Hala rahatsız mısınız? Hayır. Değilim. Daha önce de değildim. Güzel, ben de öyle. Söylendiği kadar da yaşlı değilmişsiniz aslında. Ya. Evet. Bir mücevherci gibi göbekli değilsin. İşime önem veririm ama kendime bakmayı da bir görev bilirim. Siz de bir sanat yönetmenine benzemiyorsunuz. Daha çok bir sanat eseri gibisiniz. Mücevherlerinizle ilgili makaleyi yayımlamayı düşünmüyorum. Estetik anlayışınıza güvenmek zorundayım. Bu yüzden yayımlamıyorum zaten. Sizi ikna etmek için her şeyi verirdim. Bay Corton, siz çok tehlikeli bir adamsınız. Keşke öyle olsam. Doğrusu çok sıradan biriyimdir. Aha, olamaz. Size adresimi vermeyi unuttum. Hata bende, sormayı unuttum. İçeri gelmez misiniz? Hayır, gelmek istemiyorum. Aşağıladığınız mücevherleri görmelisiniz. Fotoğraflardan çok farklı onlar. 15 dakika kadar bekle burada. Size gelemeyeceğimi söylemiştim. Evet, söylemiştiniz. Etolünüzü alayım. Sadece bir dakika kalacağım. Elbette. Ne kadar güzel bir oda. Bu hale gelmesi çok zaman aldı. Zengin olmanın da bir bedeli var. Bu size keyif vermiyor mu? Alıştıktan sonra pek keyif hissetmiyorsunuz. Parayla gelebilecek her türlü sorunu biliyorum. Tabii zevkleri de. Beni çözmüş olmalısınız. Burada gördüğüm kadarıyla iyi kitaplar var. Güzel resimler. Tabii bakmayı bilmek gerek. Bakmayı bilirim. Yalnız ve bekar olduğum için bu odada uzun saatler geçirdiğimi itiraf etmeliyim. Buna inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Ah, bu resim babamın mı? Philip Demin babanız mıydı? Hı hı. İşte bu çok ilginç. Öyle mi? Annemin portresini yapmak için gelişini hatırlıyorum. Herkes ondan çok etkilenmişti. Özellikle de annem. Babam da bu işe çok bozulmuştu. Babamın hayatı hep böyle geçmişti. Hayata tam anlamıyla aşık biriydi. Bu bir Macar geleneği olmalı. Hı hı. Ama sadece Macarlara özgü değil. Bana mücevherleri gösterecek misiniz? Evet, elbette. Nasıl da unuttum. Buraya onun için gelmiştik değil mi? Önemli bir ayrıcalığınız oldu Bayan Demian. Bu kasanın yerini çok az insan bilir. Bunları gerçekten görmek istiyor musunuz? Hayır, şart değil. Taşlar hakkında yeterince bilgim var. Herkes bir şey bildiğini sanır. Ama gerçek bilgi sahipleri genelde suskun kalırlar. Sağ olun. Bir içki daha ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Bence dinlenmelisiniz. İyice dinlenmelisiniz. Sinirleriniz çok gergin Bayan Demian. Sinirlerim gergin filan değil, bakın. Son derece karmaşık bir yapınız var. Ve sesiniz de çok etkili. Karmaşık olan sadece kafam. Bir erkek kadar kafalısınız. Zaten işim de bir erkek işi. Ve ihtiraslı gözler. Gözlerinizde gölgeler dolaşıyor. Bunu herkes fark edemez. Öyle mi? Bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Evet de hamburger yemek hiç hoşuma gitmiyor. O halde kamyon şoförleri nereye gidiyorsa oraya git. Onlar ağızlarının tadını iyi bilirler. Biraz ileride çok tuhaf bir şey vardı. Güzel bir kadın arabanın içinde yalnız oturuyordu. Öyle mi? Ne yapıyordu? Tuhaf olan da bu. Hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Böyle kadınları hiç sevmem. Sorun çıkarırlar. Gidip bir bakalım. Merhaba.
Rahatsız etmek istemezdim efendim ama her şey yolunda mı acaba? Affedersiniz. İyi olduğunuzdan emin misiniz? Durumu nasıl? Doğrusu şanslıymış. Az önce yoldaydı ve çok tuhaf davranıyordu. En iyisi bir ambulans çağırayım. Herhangi bir yaralanma yok. Ayrıca bu saatte benden iyi bir doktor da bulamazsın. Onu içeri taşıyalım. Evet, kırığınız yok. Sadece birkaç ezik. Geceyi burada geçirseniz iyi olur. Doğrusu çok şaşırdım. Sizin gibi genç ve güzel bir kadın kaza geçirdikten sonra bir ayna istemiyor. Kazadan önceki ruh halinizle bu benzeşiyor. Belki de yaşamak artık size çekici gelmiyor. Bu sizi ilgilendirmez doktor. Doğrusunu isterseniz ilgilendirir. Çünkü ben bir psikiyatristim. Psikiyatriste ihtiyacım yok. Sizin fikirde değilim. Genç ve güzel bir kadınsınız. Varlıklı olduğunuz belli. Fiziksel sağlığınız da yerinde ama olanları umursamıyorsunuz. Bu çok ilginç. Sıra dışı sayılmaz ama çok ilginç. Bazı geçerli sebepleriniz olabilir. Bu kadar yeter artık doktor. Bunları kendinize saklayın. Kimse içinizi görsün istemiyorsunuz. Hatta kendiniz bile bakmak istemiyorsunuz. Birçok kadın kendisiyle yüz yüze gelmek istemez. Bu yüzden de kaçışı yaşanacak heyecanlarda bulurlar. Hastalarımın yarısı bu durumda. Ben hastalarınızdan biri değilim. Size olan borcumu ödedikten sonra hemen şehre dönmek istiyorum. Pekala. Sizi istasyona bırakayım. Bayan Remin, bunalmış da olsanız akıllı bir kadınsınız. Kendinizi köprüden atmaya karar verirseniz lütfen önce bana uğramayı düşünün. Hoşça kalın doktor. Buyurun. Bayan Damien'la sekreterini bağlıyorum. Bayan Damien'in ofisi. Hayır Bay Cortland, henüz gelmedi. Bir notunuz var mı? Peki Bay Cortland. Bayan Damien nerede? Henüz gelmedi. Bunları kim yollamış? Bay Felix Cortland. Bay Cortland mı? Gerçekten çok ilginç. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Kıskandın mı? Kıskanmadım desem yalan olur. Gladys bahsi ben kazandım. Yeni bir sevgili bulmuş. Bence bu kadın gerçek aşk nedir bilmiyor hayatım. Evet, bir gün onunla bir gün bununla. Bu hayattan ne beklediğini hiç anlayamıyorum. Bu seni çok mu ilgilendiriyor? Hayır Bayan Damien. Burada özel hayatımla uğraşmak için çalışmıyorsun. Evet Bayan Damien. Hesabını kessinler, kovuldun. Damien gelmedi mi? Ne oldu sana hayatım? Bayan Damien beni kovdu. Kovdu mu ama neden? Beni Bay Cortland hakkında konuşurken yakaladı. Cortland ha? Merak etme hayatım, bunu hallederiz. June'u kovmuşsun. Evet, kovdum. Sebep ne? Hakkında dedikodu yapıyordu. Hoşuna gitmedi mi? Hayır, gitmedi. Hassasiyet göstermek için biraz geç kaldın. Sekreterini kovman da çok yersiz. Çık git odamdan. Hayatının bir sır olduğunu mu sanıyorsun sen?
Çocuklar 8'den 5'e kadar Cortland'da ne zaman evet diyeceğini konuşuyorlar. İğrenç bir adamsın. Madeline, neden gerçekleri görmüyorsun? Birbiri ardına aşklar yaşıyorsun ve böyle yaşamak hoşuna gidiyor. Defol! Sertleşebilirsin ama kimseyi kandıramazsın Madeline. Herkes ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunu da istemem. Defol! Umurumda değil. Çünkü hoşuna gidiyor. Hayır, hoşuma gitmiyor. Hayır, hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmiyor! Çok şaşırtıcı. Güzel bir kadınsınız. Ama başınıza gelenleri umursamıyorsunuz. Birçok kadın kendisiyle yüz yüze gelmek istemez. Bu yüzden de kaçışı yaşanacak heyecanlarda bulurlar. Belki de yaşamak artık size çekici gelmiyordur. Kendini öldürmek istiyorsan köprüden atlamayı dene, tamam mı? Haklı çıktığıma sevindim. Bunalmış da olsa akıllı bir kadınsınız. Oturun lütfen. Evet. Bana istediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz. Korkuyorsunuz değil mi? Bunun sebebini birlikte bulacağız. Göreceklerimizin gölgelerini silip gerçeğe ışık tutacağız. O zaman kendinizi görecek ve dürüstçe yüz yüze gelebileceksiniz. Bunu yaptığınız zaman korkularınız ortadan kalkacak. Babamla birlikte yaşıyordum. Biz Amerika'ya gelmeden annem onu terk etmişti. 10 yaşımdaydım. O yaşta hayatımızı romantik buluyordum. Bence çok güzeldi. Babam başarılı bir ressamdı. Kadınlar ona bayılırdı. Kendi doğrularına göre bir yaşantı kurmuştu. Sizin yapmaya çalıştığınız gibi mi? Sanırım öyle. O halde neden mutlu olmadı? Dünyanın en mutlu adamı olduğundan çok emindim. Ta ki intihar edene kadar. Neden intihar ettiğini hiç anlayamadınız. Şimdi anlıyor musunuz? Galiba anlıyorum. Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Düşünmüştüm. Vaz mı geçtiniz? Bir işe yaramayacaktı. Hem babam gibi olmak istemiyordum. Kendi hayatımı kurmalıydım. Kendi hayatınızı kurdunuz mu? Evet, tabii kurdum. Gerçekten istediğiniz hayatı mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kendinizden kaçtığınızı düşünmüyor musunuz? Gerçekten derinlerde nasıl biri olduğunuzu ortaya çıkarmaya çalıştınız mı hiç? Buna gerek duymadım. Şimdi duyduğumu da sanmıyorum. Bu durumda size yardım edemem. Bu karar tamamen size ait. Devam etmek istiyor musunuz? Ben istediğim şeyleri yapıyordum. Kendi kurallarımı uygulatıp kendimce yaşıyordum. Kimse de incinmiyordu. Sizin dışınızda kimse. Ama bu sizi mutlu etmedi, öyle değil mi? Çünkü derinlerde bir yerlerde bir şeylerin eksikliğini hissediyordunuz, öyle değil mi? Galiba öyle. Bu sizi rahatsız ediyordu. Ama bunun üzerine daha fazla heyecan yaşayarak gitmeyi deniyordunuz. Bu kalıbı iyi bilirim Bayan Damien. Çağımızın hastalığını çekiyorsunuz. Nörotik melodi kronik alkolizm kadar ciddi bir hastalıktır. Bir an alkolik olduğunuzu düşünün. Pek bir farkı da yok zaten. Kendine olan güvensizlik ve yeni heyecanlardan medet ummak. Sorunun köküne inmek yerine alkolikler de bir kadeh daha içmeyi tercih ederler. Bu tabii ki çözüm değildir. Sonunda hastanın direnci diye bir şey kalmaz. Mücadele için ne güçleri ne de arzuları vardır artık. Daha fazla devam edemeyeceğim. Yardım etmek yerine beni aşağılıyorsunuz. Kendinizi aşağılayan sizsiniz Bayan Temin. Bedeninizi ve ruhunuzu aşağılıyorsunuz. Hayatınızda hiçbir mutluluk kırıntısı olmamış.
Amaçsız ve duyarsız yaşayıp gidiyorsunuz. Artık bunu biliyorsunuz. Eğer değişiklik istiyorsanız işe hemen başlamalısınız. Karar tamamen sizin. Benim eve geçebilirsin Atıl. Ay sonuna kadar parası ödendi. Hayatım, kendimi senin tepende uçan bir akbaba gibi hissediyorum. Ben burada değilim. Bayan Damian'ın ofisi? Hayır, henüz gelmedi Bay Cortland. Tam olarak bilemiyorum. Yine arayın lütfen. Kapattı mı? Evet. Güzel. Onu aramalısın hayatım. Sonradan pişman olabilirsin. Bu dosyadaki her şeyi ekleme yapmadan yayınlayayım. Buradakileri de çocuklara bir göster bakalım. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Bana kafandaki projeleri aktarmadın. Onları kimseye aktaramam. Merhaba Madeline. Hayatım, bize bir dakika verir misin? Tam 60 saniyen var. Hızlı konuşsan iyi olur. Madeline başım dertte. $5,000 bulamazsam hapsi boylayabilirim. Benden ne yapmamı istiyorsun? Cortland'la konuşabileceğini düşünmüştüm. Ondan mı parayı istersen vereceğinden eminim. Sen gerçekten de çok aşağılık bir adamsın. Bak Madeline, burama kadar borç içindeyim. Haftada $100 kazanıyorum ve bu beni hiç geçindirmiyor. $5,000 Cortland için önemli bir para değil. Sabrımı taşırmadan buradan gitsen iyi olacak. Beni istemediğim şeyler söylemeye zorluyorsun Madeline. Madem böyle soğuk davranacaktın, adamı neden tahrik ettin? Ya Crenish'e konuşursam? Ne söyleyeceksin? Cortland'dan bahsedebilirim. Burada güzel bir işim var ama Crenish'le konuşursam işini kaybedebilirsin. Bunu istemiyorum ama... Komik olan nedir? Çok kötü bir şantajcısın. İstediğini söyle. Ona benim ne kadar iğrenç bir yaratık olduğumu söyle. İğrenç bir kadındı. İstersen buradan telefon edebilirsin. Masamı, ofisimi de kullanabilirsin. Artık burada işim kalmadı. Buyur dergisi. Hayır, Bayan Damian henüz dönmedi. Bir saniye lütfen. Üzgünüm ama artık burada çalışmıyor. İsterseniz evinden arayın. Waldorf blokları. Waldorf blokları? Bayan Damian mı? Hayır, dairesini boşalttı efendim. Postaneden sormayı deneyin lütfen. Daldın. Lehman. Doktor Richard Carville, 50. Batı Caddesi numara 137. Söylenecek bir şey yok. Bayan Damian bir doktor olarak tavsiyelerime uydu. Hastalıklı bir çevrede yaşıyordu ve kendini oradan uzaklaştırdı. Anlaşılan beni de genel karantina kapsamında görüyorsunuz doktor. Buraya bilgi almak için geldiniz, teşhis koymak için değil. Bu tarz görüşmeler için genellikle insanlardan para alırım. İstediğim bilgi karşılığında para ödemeye de hazırım. Evet, bunu tahmin etmiştim. Ama bende satılık bilgi yok. Madeline'le konuşmak zorunda olduğumu anlamanızı istiyorum doktor. Gerekirse siz de bulunabilirsiniz. Bayan Damian farklı bir isimle farklı bir dünyada yaşıyor. Karşılaşmamız halinde size ruhunu geliştirdiğini söylememi istemişti. Lütfen onlardan uzak durmaya çalışın. Hoşça kalın Bay Cortland. İyi günler doktor. Bu tür durumlarda boy hedefi olmak sizi rahatsız etmiyor mu doktor? Hayır, etmiyor. Bunlara alışığım. Demiştim. Kağıtları yırtmaktan iyidir. Kağıtları yırtacağını mı düşünüyorsun? Sinirlerini bozacaktır. Umarım yeni kiracı bunu beğenir. Fark edeceğini bile sanmam. Macy's'te çalışan bir gençtir. Ah, bakalım tabloyu beğenecek mi? Bunu asla satamazsın. Tavsiyeme uy ve daha canlı şeyler yap. Mesela çiçekler ya da kelebekler gibi. Düşünürüm. Teşekkür ederim Bayan Gelin. Sağ olun, hayatımı kurtardınız. Bu sizin mi? Evet. Bayan Geiger odamda fare olduğunu bilse çok... Odanızda niçin fare besliyorsunuz? O bir tür ev ödevi diyebiliriz. Aslında laboratuvarda kalmalılar ama bunu çok seviyorum.
Teşekkürler. Kadınlar çığlık atarlar. Fareden korkmaz mısınız? Hayır, korkmam. Ama çığlık atabilirim. İyi günler Bayan Green. İyi günler. Tablonuz nasıl gidiyor? Fena değil galiba. Başarılar. Girin. Merhaba. Merhaba. Siz ressamsınız değil mi? Bilemiyorum. Bayan Geiger öyle demişti. O her konunun uzmanıdır. Benim için bir iş yapabilir misiniz? Portrenizi mi istiyorsunuz? Ben mi? Hayır, öyle bir şey değil. Yaptığım araştırma için bazı çizimler gerekiyor. Ah, neyin resmini yapacağım? Pek eğlenceli sayılmaz. Kan hücresi gibi şeyler. Çok ilginç olmalı. Gerçekten de öyledir. Bakın aslında... Eğer ilginiz varsa gerçekten çok ilginç bulursunuz. Ama çok fazla para verecek durumda değilim. Hatta bunun için ayırdığım bir bütçe bile yok. Önemli değil. Çok iyi, o halde anlaştık. Saat 6 gibi aşağı gelin. Ama nasıl gelebilirim? Gelebilirsiniz. Aşağıda oturuyorum. Biliyorsunuz şu fare kapanı. Bu arada benim adım Cousins. Benimki de Dixon. Memnun oldum Bayan Dixon. Resmini yaptığım şey nedir? Öğrenebilir miyim acaba? Elbette. Belki size iğrenç gelebilir ama o bir farenin hücre dokusudur. Ah, bilmek istemiştim. Çizimler hiç fena değil. Sabah laboratuvara götürebilirim. Şimdi de diğerine geçelim. Farkında mısınız? Saat 12 olmuş. Daha yemek yemedim. Siz de yemediniz. Özür dilerim. Kendimi öyle kaptırmışım ki hiç fark etmedim. Ben de öyle ama çok acıktım. O halde çözüm basit. Çıkıp yemek yiyelim. Bu harika bir fikir. Mantonuzu alayım. Bunu hep yapar mısınız? Ordudan döndüğümden beri. Bu araştırma işini çok istiyorum. Şimdi bitirmek zorundayım. Ya sonra? Sonra Oregon'a geri döneceğim ve bildiğiniz küçük bir kasaba doktoru olacağım işte. Hepsi bu. Peki fareler? Hayır. Fareler olmayacak. Kırıklar ve karın ağrıları olacak. Muayene başı $5. Belki seversiniz. Dinlenirsiniz de. Bolca dinleneceğim kesin ama seveceğimi sanmıyorum. Gecenin bu saatinde dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet öyle. Köşedeki kafeteryada çocuklarla buluşacağız. Dansı kaçırmamak için acele etmemiz gerekiyor. Olur şey değil. Ben de sizi akıllı insanlar sanıyordum. Bunu dönünce tartışalım. Ordudayken Almanya'nın küçük bir kasabasında görev yaptım. Aynı konuyla ilgilenen birkaç Rus doktorla tanıştım ve saatlerce görüştük. Tatlı alır mısınız? Hayır sağ olun. İlk gece tam bir şişe vodka içmişim. Kasaba alevler içindeydi. Belki de vodka'dan öyle sanıyordum. Her neyse, konuştuğumuz konular beni heyecanlandırmaya yetmişti. Çok enteresandı. Rusça konuşabiliyor musunuz? Bir şişe vodka'dan sonra herkes Rusça konuşabilir. Kahve alır mısınız? Hayır, teşekkür ederim süt aldım. Bir tane lütfen. Her neyse, o gece savaş bittikten sonra araştırma yapmak için kendi kendime söz vermiştim. O günden beri yemek yemiyor musunuz? Zaten yemekle pek fazla aram yoktur. Tam bir dolar efendim. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. İstediğiniz her şeyi alabildiniz mi? Evet, teşekkür ederim. Ne biçim bir doktorsunuz siz? Tostla turşu almışsınız. Bu sizce mantıklı bir öğün mü? Bilimsel olarak iki tür yiyecek vardır. Biri doktorların tavsiye ettikleri, diğeri de kendi yedikleri. Sürekli bir telaş içindesiniz. Bilimsel araştırmalar hep böyle mi yapılır? Kesinlikle. Örneği de var. Bir bilim adamı tatlıya konan sineklere bakarken şeker emdiklerini düşünmüş ve birden aklına insülin iğnesi fikri gelmiş. Biliyor musun, çok güzel bir kızsın. Bu hiç bilimsel değildi doktor. Nasıl değildi? Bilimin özüne bile indim. Doğruyu söyledim. İnsülin konusuna dönsek mi acaba?
İnsülin. Merhaba. Merhaba. Şu yeni dosya kapaklarından bulabildin mi? Evet, işe yarar mı? Elbette, çok işe yarar. Ne kadar tuttu? Önemli bir şey değil, galiba 20 sentti. Ha, bir şey değil ha? 20 sente bir çift fare alabilirsiniz. David, sana harika bir haberim var. Resimlerden birini sattım. Ciddi olamazsın, alan kim? Aşağıdaki yeni kiracı. Bir fotoğraftan farkı yok dedi. Çok zevkli adammış doğrusu. Harika bir haber. Seninle gurur duyuyorum. Ayrıca kendimle de gurur duyuyorum. David Cousins'ın antiretiküleri. Ah David, harika görünüyor. Çok önemli değil mi? Yani sadece senin için değil, herkes için önemli. Aslında bütün hastalıklara çare değil ama... Evet. Evet, sanırım önemli bir çalışma. Yine değiştirmeden teslim etsem çok iyi olacak diye düşünüyorum. Gelmek ister misin? Geleyim mi? Elbette. Neden olmasın? Uzun süredir kan hücreleri çizip duruyorsun. Ne işe yaradıklarını da görmelisin bence, öyle değil mi? Umarım metinde çizimler kadar etkileyicidir. Umarım öyledir efendim. Evet, bu iş bitti. Ona çizimleri ben yaptım demedin değil mi? Yapmadım da demedim. Gel hadi odamı göstereyim. Kahve. Yerinde olsam içmeyi düşünmezdim. Patoloji asistanı. Evet, işte burası. Nasıl buldun? Bence harika bir yer. Ama burada aradığını nasıl buluyorsun? 6 aydır bir tek şey bile kaybolmadı. Bu çok da önemli değil. Araştırma ile ilgili her şey kafamdaydı. Zaten 1 haftam var. Oregon'a mı döneceksin? Evet, Oregon'a döneceğim. Para kazanmak için onca yol. Buraları özlemeyecek misin? Kelime oyunlarını bırak Madeline. Sana deli gibi aşık olduğumu biliyorsun. Günler boyu burada hiçbir şey yapmayıp seni düşünerek oturduğumu biliyorsun. Biliyorum. Çünkü ben de günler boyu aynı şeyi yaşadım. Hayatım. Hayatım, ben daha önce hiç kimse için böyle şeyler hissetmemiştim. Bunu ne zaman fark ettin? Galiba seni ilk gördüğümde. Evet, ben de. O koridorda elinde bir fareyle duruşunu asla unutmadım. Ne olduğunun farkında bile değildim ama aşık olmuştum bile. Benimle evlenir misin? Oh David. Cevap ver lütfen. Birbirimizi tanımıyoruz. Yani sen beni tanımıyorsun. Seni tanıyorum. Elbette tanıyorum. Sen hakkında ne biliyorsun? David Cousins, tıp doktoru, Morgan Üniversitesi mezunu, askerliğini yapmış, genç, sağlıklı ve çılgınlar gibi aşık biri. Benimle evlen. Ne olur bunu şimdi sorma. Ama şimdi sormak zorundayım. Seninle evlenmek istiyorum. Lütfen bana biraz zaman ver. Kafam çok karışık. Eve dönmek istiyorum. Pekala. Thank you.
Madeline. Sana sorduğum çok önemli bir soruya cevap vermedin. Sana hayır diyemem. Çünkü bu doğru olmaz. Sevgilim. Seni seviyorum David. Ben de seni. İyi geceler hayatım. İyi geceler sevgilim. Kapıyı kapatsan iyi olacak. İyi bir adam bana adresini verip anahtarları ayarladı. Ya bir gören olsaydı? Umurunda bile değil, değil mi? Hiç böyle düşünmedim. Seni acılar içinde komplekslerinden kurtulma savaşı verirken bulmayı bekliyordum. Oysa bana ateş püskürüyorsun. Lütfen git buradan. Elbette gideceğim. Ama gitmeden bana ondan bahsetmek ister misin? Neden? Onu seviyorum. İstersen gülebilirsin buna. İçimden gülmek gelmiyor. Bizim gibi insanlar gerçekten aşık olabilir mi diye merak ederdim hep. Gerçekten de ebedi aşkı bulup mutlu olduğuna inanıyor musun şimdi? Evet, tabii inanıyorum. Senin adına sevindim. Ama kendi payıma da üzüldüm. Onu anlatmadın değil mi? Neyi anlatmadım? Neyi mi? Örneğin beni. Neden anlatacakmış? Haklısın, sakın anlatma. Erkekler hayalleriyle yaşarlar. Git lütfen. Bana ihtiyacın olursa mutlaka haber ver. Adını da lütfen bir daha değiştirme. Düşündüğün umurumda değil. İşleri yoluna koyup hemen evleneceğim. Sorunlarından kaçmak istiyorum. Kaçtığım filan yok. Evet, kaçıyorsun. Güvenliği kendi içinde geliştirmek yerine başkalarında arıyorsun. Ama onu seviyorum. Bana inanmayan biriyle konuşmam anlamsız. Aşık olan bütün sorunlarını bir günde çözemez. Ne demek bu? Dürüst olalım. İçinde tamamen değişmeyen bazı yanlarım var. Bu doğru, öyle değil mi? Doğru, bunu kabul et. Evet. David'e kendinle ilgili gerçekleri anlattın mı? Hayır, onu anlatamam. Bir hayale aşık olmasına gözmüyorsun. Olmayan birine. Gerçekleri bilirse benden vazgeçebilir ama. Bu riski göze alman gerekmez mi? Olacaklar umurunda değil. Evliliği bir yalan üzerine kuramazsın Madeline. Onu gerçekten seviyorsan her şeyi anlatırsın. Diğerleri farklı olabilir ama onu böyle seviyorsan... Böyle konuşmaktan vazgeç artık. Sana onu sevdiğimi söyledim. Gerçek aşk paylaşmaktır. Kendinle yüzleşecek gücün varsa David'e her şeyi anlatırsın. Hayır, bunu yapamam. Yapamam. Hayatımdaki anlamlı tek şey o. Karar yine senin Madeline. Merhaba. Merhaba hayatım. Bugün biraz erkencisin değil mi? Merak etme, beni kovmadılar. Doktor Lutz tezimi okumuş. Öyle mi? Ne dedi peki? Şey, tezimi çok beğenmiş. Buna sevindim David. O kadar beğenmiş ki Chicago'ya gidip tezimi konvansiyonda okumamı istiyor. Hayır, olamaz. Fikir benim değil. Ben gitmek istemiyorum. Ne zaman gitmen gerekiyor? Bu akşam. 8 uçağına binecekmişim. Peki ne zaman döneceksin? Bilmem, belki birkaç gün sonra. Bak ne diyeceğim. Döner dönmez evlenebiliriz. İşlemler 3 günde biter. Tören de 15 dakika sürer. Benimle evlenmek istiyorsun değil mi? Hem de her şeyden çok istiyorum. Konvansiyonda kendimi bir tuhaf hissedeceğim. Evet, böyle bir ortamda konuşmak çok büyük bir onur ama mesleğimin en büyüklerinin karşısında olacağım değil mi?
Neyin var hayatım? Yok bir şeyim. Beni sevmeseydin ne yapardım diye düşünüyordum. Bırak saçmalamayı. Olur mu öyle şey? David, beni sevmekten vazgeçecek misin? Düşündüğün şeye bak. Tabii ki hayır. Bir sebebi olsa bile mi? Seni rahatsız eden nedir? Hiçbir şey. Sadece emin olmak istemiştim. Ne demek bu? Yani beni seviyorsun, beni. Bana benzeyen bir hayali değil. Bilimde hayallere yer yoktur. Ben sana inanıyorum. Hayatımın en anlamlı ilişkisi bu. 4 gömlek yeter sanırım. Acele etmeli. Başka gömleğim de yok zaten. Çoraplar? Evet, sanırım hepsi bu. Madden. Aklından bir şey mi geçiyor senin? Bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet David, seni çok seviyorum. ...312 sefer sayılı uçakla Chicago'ya gidecek yolcular için son çağrı. Her gün yazacak mısın? Tabii ki. Umarım beni özlersin, umarım acı çekersin. Söz veriyorum, çekeceğim. Ah, seni bırakmak çok kötü. Kıskançlık krizine gireceğim. Neyi kıskanacaksın? Bilmiyorum, kimseyi, herkesi. Sadece kıskanacağım. Sevgilim, senin olduğunu bilmiyor musun? Sen beni sevdiğin için hayattayım ben. Döndüğüm gün evleneceğiz. Bakın burada kim varmış. Madden değil mi bu? Nasılsın? Görüşmeyeli çok oldu. David, Bay Garrett. Bir dergide birlikte çalışmıştık. Merhaba. Dergiden ayrıldım ya da beni ayırdılar diyelim. Garrett artık benim hesabıma çalışıyor. Nasılsınız Bayan Dixon? Sizi tanıştırayım, Bay Cortland David. Doktor Cousins, nişanlım. Çok şanslı adamsınız doktor. Bence de öyle. Evet. Hoşça kalın Bayan Dixon. İkiniz de şimdiden kutlarım. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Gördüklerime inanamıyorum. Çok kötüsün Garrett. Demek gerçek aşka inanmıyorsun ha? Sen Madeline'a inanabiliyor musun? Bilemiyorum ama ben mucizelere inanırım. Girin. Telgraf geldi Bayan Dixon. Önemlidir diye ben getirmek istedim. Kötü haber mi? Ancak cuma günü gelebilecekmiş. Erkekler böyledir işte. Asla güven olmaz. Unutuyordum. Sizi bir doktor aradı. Bayan Ethel Roy'u aramanız gerekiyormuş. Önemli bir konuymuş. Arkadaşınız mı? Evet. Belki canınız istemiyor ama arada bir dostlarınızı görmelisiniz. Gece gündüz bu odada oturuyorsunuz. Sağ olun Bayan Gergen. Ben sadece fikrimi söyledim. Ethel, benim Madeline. Madeline, hayatım, merhaba, sesini bile unutmuşum. Doktora saatlerce yalvardım, seninle mutlaka görüşmeliyiz. Konu ne peki? Hazırladığın sanat köşesini hatırlıyor musun? Yardımına ihtiyacım var hayatım, işler birbirine girdi. Çok üzgünüm ama bir daha o büroya asla girmeyeceğim. Ben senden bunu istemiyorum ki, başka bir yerde buluşabiliriz. En fazla bir saatini alır. Sadece ikimiz olacaksak... Tamam, saat 5'te orada olurum. Sağ ol hayatım, gerçekten sıkışmıştık. Harika, seni çok özledim. Hoşça kal canım. Kabul etti. Güzel, aferin Ethel. Profesyonelliğine hitap etmen akıllıcaydı. Sesi nasıldı? Çok kötü. Ne bekliyordun? Bu kötü. Victor, orada olmanı istemiyorum. Bir araya gelişinizi bozacak değilim hayatım. Madeline'e güvenemem. Tedavi görmesi mühim değil. Sen artık benimsin. Merhaba Bayan Damien, sizi görmek güzel. Seni görmek de güzelciğim. Merhaba Luigi, Bayan Royce burada mı? Az önce geldi Bayan Damien. Sizi özledik efendim, seyahatte miydiniz? Hayır ama yine de geri dönmek güzel. Merhaba Ethel. Hayatım, harika görünüyorsun. Biraz solgunsun ama çok tatlısın. Bak fazla kalamayacağım. Anlıyorum hayatım, hemen işimize bakalım. Her zamankinden mi Bayan Bey? Bilemiyorum Carl. İçmelisin, dosyayı açınca sebebini anlayacaksın. Sağ ol Carl.
Hayatım, neler yaptığını öğrenmezsem çatlayabilirim. Bana her şeyi anlatmalısın. Anlatacak pek bir şey yok. Hadi işimize bakalım artık. Hayatım harikasın. Projeyi bu kadar kısa bir sürede toparlayıverdin. Bana bu kadar yeter. Hayatım eskiden arka arkaya 10 tane içerdim. Onun için kaçtım ya. Beni kandıramazsın şekerim. Sen yine eski Madeline'sin. Ama çevrem farklı. Yemek yiyip bir yerlere gidelim mi? Hayır teşekkür ederim. Benim evde olmam gerek. Madeline hayatım bu ne sürpriz böyle? Victor merhaba. Seni görmek büyük bir şans. İzin verir misin? Tabii. Demek ki buluşacağımızı biliyordun. Oysa herkesten saklamıştın. Biliyordum ama kendimi tuttum. Açıkçası seni görmek istedim. Hala eskisi kadar göz alıcısın. Teşekkür ederim. Seni çok arıyoruz öyle değil mi Ethel? Beni birazcık üzse de bu doğru. Eski patronunla bir içki içer misin? Ben yeterince içtim. Ne içiyorlarsa 3 tane. Projeyle ilgili bütün verileri topladım. Güzel. Peki onu kandırabildin mi? Kandıramaz. Şimdi izin verirseniz gitmem Şimdi gerek. Gidemezsin hayatım. Bak içeri kim giriyor. Seni gördüm. Gerrit artık bizimle çalışmıyor. Ya, ne oldun? Çok hırslı biri olduğu ortaya çıktı. Hesaplarında çok ciddi açıklar verdi. Bay Gerrit pahalı bir hayat yaşamaya karar vermiş. Bedelini kimin ödediğini önemsemiyor. Merhaba yabancı, nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Galiba kimse beni gördüğüne sevinmedi. Sevinmeli miyiz? Evet. Öğrendiğim iyi oldu. İşte buradan kaçış sebeplerimden biri gidiyor. Biri mi? Hayatım bazen sana hak vermiyor da değilim. Aşk trafiğin çok yoğundu. Ama hepsi geride kaldı. Ne? Ne düşündüğünü biliyorum. İnan bana hepsi geride kaldı artık. Yapma canım. En iyisi biraz erteledin diyelim. Öyle değil mi? Neyse. Mutluluğa içelim. Bay Cortland'la görüşebilir miyim? 1 dakika efendim. Bir dakika. Girin. Bay Gerrit telefonda efendim. Pekala. Merhaba Gerrit. İlginç haberlerim var. Burada kim var biliyor musun? Madeline. Araman büyük incelik. Bu arada kasamdaki taşlardan birinin kaybolduğunu fark ettim Gerrit. Değeri çok önemli değil ama kasanın diğerini sadece sen biliyordun. Anahtarları da uzunca bir süre sende kalmıştı. Ne demek istiyorsun? Ben hırsızları hiç sevmem Gerrit. Saçmalıyorsun. Geleyim de orada konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Derdini polise anlatırsın. Cortland bunu yapamazsın. Bay Gerrit arıyor efendim. Ona çıktığımı söyle. Üzgünüm efendim. Bay Cortland az önce çıktı. Sen iyi misin canım? Tabii iyiyim. Yine mi kaybolacaksın? Evet, sırça köşküme geri dönüyorum. Yağmur var, seni ben bırakayım. Ah, Allah. Ethel bundan hoşlanma. İyi şanslar hayatım, dikkatli ol. Hoşça kalın. Evet. Kabul ediyorum, gerçekten değişmiş. O asla değişmez hayatım. Sadece birkaç farklı kelime öğrenmiş, hepsi bu. Madeline. Arabaya gel. Hayır sağ ol. Taksi bekleyeceğim. Saçmalama bu havada taksi bulamazsın. Hasta olacak. Lütfen. Seni bırakayım. Evine yalnız döneceğim. Bırak beni. Gel hadi gir şuraya. Umarım fazla ıslanmamışsındır. Bu ilgiden çok etkilendim doğrusu. Seni yağmurda bulmam ne tesadüf. Öyle mi?
Sana yalan söyleyemem. Bunun hiçbir anlamı yok. Orada olduğunu telefonla bildirdiler. Ne kadar ısrarcı bir adamsın. Israrcı olmam gayet doğal. Güzel şeylerden her zaman hoşlandım. Yoksa bu sana göre bir suç mu? Benden konuşmaktan vazgeçin. İçkiyi fazla kaçırmış. Güzel bir yemek yersek kendini toparlarsın. Sen neden hep benim peşimdesin? Seni ve yaptığın her şeyi eleştirdiğimi biliyorsun değil mi? Fikrini değiştirmem için bana bir fırsat vermelisin. Bunu da düşün. Benim çok uykum geldi. Biliyor musun, çok güzelsin. Boş boş konuşma. Seni dinlemiyorum zaten. Neredeyiz biz? Hatırlamıyor musun? Buraya daha önce de gelmiştin. Seni sahtekar, beni eve bırakacaktın. Adresi vermeyi unuttum. Doktorun da dediği gibi bazı şeyler hala içinde. Gel hadi ıslanıyorum. Boşuna uğraşma. Ben eve gidiyorum. Yemekten sonra gidersin. Bana hakaretler yağdırmanın keyfini bir düşünsene. Bu içki kemiklerini ve umarım kalbini ısıtır. Hala üşüyor musun? Hayır. Burası yeterince sıcak. Sigara? Sağ ol. İşte başlıyoruz. Yakayım. Aslında çok ısrarcı olduğumda söylenemez. Evet. Suç bende. Neden? Çünkü evime gitmem gerekirdi. Bu yağmurda mı? Çıldırmış olmalısın. Gördüğün gibi ısrarcı bir adamsın. Sen de aylardır sinir bozucusun. Metin, biz birbirimiz için yaratılmışız. Hayır, hayatım. Bu doğru değil. Elbette doğru. Hayata bakış açılarımız aynı. Yine saçmalıyorsunuz Bay Cortland. Neden saçmalıyormuşum? Yalan söyleseydim daha mı iyi olurdu yani? Hepsi boş laflar. Burada olmana ne diyeceksin peki? Aptallık. Metin, sana bayılıyorum. Aptallık. Hayatımda gördüğüm en aptallık. Güzel kadınsın. Kimmiş bir bakayım. Ne işin var burada? Niçin benimle konuşmak istemiyorsun? Konuşacak bir şey yok. Sen adi bir hırsızsın. Bu doğru değil. Sana her şeyi açıklayabilirim. Açıklama denemek istemiyorum. Derdini polise anlatırsın. Bana bunu yapamazsın Cortland. Bana bunu yapamazsın dedim. Parayı bulup sana olan borcumu ödedim, tamam mı? Hırsızlarla iş yapmam. İşi polisle halledersin. Polise gidersen tek sent bile alamazsın. Bak, o taşı satmadım. Sadece rehin bıraktım. İşte makbuzum. İçeride misafirim var. İyi geceler Garrett. Bana bir fırsat vermelisin. Sana iyi geceler dedim. Konuşmama izin verirsen her şeyi açıklarım. Sen bir aptalsın. Taşını geri alacaksın. Sana söz veriyorum. Bana sadece birkaç hafta zaman ver. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Polisi arıyorum. Bunu yapamazsın. Hayatımı mahvetme. Teşekkür ederim. Bu sabah harika görünüyorsunuz Bayan Geiger. Sizi cumadan önce beklemiyorduk. Sürpriz yapmaya bayılırım ben. Bayan Dixon yukarıda mı? Onu bu sabah görmedim. Kim o? Merhaba. Evet, sevgili. Cuma'yı bekleyemedim. İşimi bitirdim ve hemen geri döndüm. Sana çok ihtiyacım var. Sensiz yapamıyorum David. Beni bir daha sakın yalnız bırakma. Asla bırakmayacağım. Sana harika haberlerim var. Çok başarılı oldum. Her şeyi anlatacağım. Neyin var senin böyle? İyi görmüyorsun.
Gel hadi yatağına ol sen. Dinle. Artık Oregon'a geri dönmem gerekmiyor. Küçük bir kasaba doktoruyla evlenmeyeceksiniz küçük hanım. Gelecek vadeden bir araştırmacı bilim adamıyla evleneceksiniz. Doktor Broder böyle diyor. Beyaz uzun bir sakal olduğuna göre doğru söylüyor. Hayatım, seninle gurur duyuyorum. Ateşini ölçmeliyim. Keşke orada olsaydın. Konuşmam biter bitmez beni aralarına aldılar ve Kaliforniya'da bir laboratuvar açmamı teklif ettiler. Hala inanamıyorum. Toplantı gazetede de çıktı. 10. sayfada görebilirsin. Milyoner kuyumcu elinde öldürüldü. Doktor Broder çok önemli biri. Beni teşvik edeceğini söyledi. Madeline. Madeline neyin var? Ateş. Hayatım buz gibisin. Üşütmüşsün sen. Burada kal. Hemen döneceğim. Gitme. Beni bırakma. Termofor ve bir battaniye bulup hemen döneceğim. Bayan Madeline Dixon evde mi? Bilmiyorum. Arkadaşı mısınız? Biz polisiz. Odası nerede? Yukarıda. Bayan Dixon'dan ne istiyorsunuz? Bunu ona söyleriz. Önce bana söyleyin. Bayan Dixon pek iyi değil. Sen kimsin? O bir doktor. Burada yaşıyor. Önemli bir şey değilse yarın gelin lütfen. Çok önemli. Bize birkaç battaniye ve bir termofor getirebilir misiniz? Bayan Dixon'ın arkadaşı mısınız? Evet, neden? Sadece sordum. Ne oldu, bir kaza falan mı? Buna pek kaza denemez. Bırakın böyle konuşmayı da ne olduğunu söyleyin lütfen. Tamam doktor, sakin olun. Madden, beyler polismiş ve seninle... İzninizle doktor, ben komiser Botelli, bu da yardımcı Whiteman. Felix Cortland'ın arkadaşıdırız değil mi? Hatta dün gece onunlaydınız. Hayır, değildim. Dün Bay Cortland'ı hiç görmediniz mi? Hayır, görmedim. Bakın bayan Damien, böyle durumlarda sorduğumuz soruların çoğunun cevabını biliriz biz. Bir dakika, adı Damien değil. Sadece bir hata yapıyorsun. Belki de hata yapan sensin doktor. Onun adı Damien ve konu da bir cinayet. Şu gazeteye bir baksanıza. Neler döndüğünü bilmek istiyorum. Burası benim evim ve... Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Burayı aldığımdan beri poliste hiç işim yok. Onu içeri götürme ifadesini. Gelin lütfen, lütfen. Dün gece olanları anlatın bayan Damien. Cortland'ın evinden ne zaman çıktınız? Ah David. Cortland'la aranızda bir ilişki vardı, öyle değil mi? Hayır, bu doğru değil, hayır. Şoföre göre 7'ye çeyrek kala eve girmişsiniz. Ne zaman çıktınız? Ben o eve girmedim, karşılaştık. David, bana öyle bakma. Onu ne zamandır tanıyorsun doktor? Çok olmadı, sadece birkaç ay. Cortland'la ilişkisini biliyor muydunuz? Hayır David, David, bu doğru değil. Pekala, demek Cortland'la eve girmediniz. Girmedim, eve gelmemi istedi ama kabul etmedim. İnan bana, o eve girmedim David, inan ki girmedim. Doktorla değil, benimle konuşmanız gerekiyor. Bir şey çıktı mı? 9 sularında gelmiş. Taksiyle mi? Hayır, o yağmurda yürüyormuş. Kadın gözleri bir tuhaftı diyor. Peki ya Cortland? O da buraya gelmiş, birkaç hafta önce onu ziyaret etmiş. Tarihi aldın mı? Evet, 10 Nisan, gece yarısından sonra. Başka bir şey? Ev sahibi Cortland da buranın anahtarı olduğunu söylüyor. Ama kimin verdiğini bilemiyor. Anahtarı ben vermedim. David, buna inanamazsın. Anahtarlığı yanımdaydı. Bu anahtar uyuyor. Adam da anahtar olduğu kesin. Ama ben vermedim. Nereye gidiyorsun? David, ne olur beni bırakma. Onu öldürmedim. Yemin ediyorum ki onu ben öldürmedim. Onu öldürmemen umurumda bile değil. Onu bir dakika görebilir miyim acaba? Bu kurallara aykırı. Pekala, bir dakika. David, ne olur beni dinle. Bana yalan söyledin. Başından beri yalan söyledin. Ama şimdi yalan söylemiyorum. Oraya gitmek istemedim. Beni eve bırakacağını söylemiştim. Onunla seviştin değil mi? Sakın onunla seviştiğini inkar etmeye kalkma. Adamda anahtarın bile var. Sana her şeyi anlatmalıydım. Bunu denedim ama yapamadım. Masum bir ilişki olsaydı bana anlatırdın. Seni sevdiğimi söyledim. Sana evlenme teklif ettim. Korkuyordum David. Beni bırakmandan korkuyordum. Korkmakta haklıydın. Seni tanımadan önce çok kötü biriydim ama ben seninle değiştim. Sen bana mutluluğu öğrettin. Hala yalan söylüyorsun. Yukarıda bunun işe yaramadığını gördün. Bak, sana aşık olmuştum ama bu bir hataymış. Harika biri olduğunu düşünmüştüm ama çok yanılmışım.
Bütün olanları unutmalıyız. Benim için yapabileceğin en iyi şey beni rahat bırakmak, anlıyor musun? Beni rahat bırak. Seni sevdim David. Hep seveceğim. Evet, jürinin değerli üyeleri, iddia makamı olarak her şeyi gözler önüne sereceğiz. Madden Damien, Felix Cortland'ı acımasızca öldürüp kaçmıştır. Cortland'ın öldürüldüğü gece o evde olduğunu kanıtlayacağız. Cortland'ın öldürüldüğü bu cinayet aleti üzerinde parmak izleri olduğunu kanıtlayacağız. Ve dahası onu öldürmek için sebebi olduğunu kanıtlayacağız. Aslında bu son derece basit bir hikaye. Doktor Cousins adlı erkeğe kendini saf ve temiz bir kadın olarak tanıtmış. Diğer erkek olan Felix Cortland'a ise aşk bağıyla sorumlulukları varmış. Evlenmek istediği erkeği aldatacak kadar bencil bir kadın. Dahası Cortland'la ilişkisini kesmeyecek kadar da zayıf karakterli. Bu çıkmazdan ancak bir yolla kurtulması mümkündü. Birini saf dışı bırakıp, diğeriyle hayatını birleştirecekti. Cortland onu tehdide başlayınca adamın evine gitti. Ona yalvardı. Tabii bildiği yöntemlerle. Ona sarıldı. Onunla sevişti. Ve bunların karşılığında yaşadığı hayatı teşhir etmemesini istedi. Olmayınca da onu öldürdü. Jürinin değerli üyeleri, sizden Madeline Damien'ı suçlu bulmanızı istiyoruz. Bu birinci dereceden bir cinayettir. Bay Cortland'ın Bayan Damien'i aradığı gece onu evine siz mi soktunuz? Böyle bir şey yapmadım. Peki içeri nasıl girdi? Kendi anahtarı olmalı. Kendi anahtarı mı? Cortland geldiğinde sanık neredeydi? Doktorun odasında olmalı. Gözünü boyamaya çalışıyordu. Sağ olun Bayan Geiger. Tanık sizin Bay Mitchell. Onu sorgulamama izin ver. Sorumuz yok. Beni böyle sınırlarsanız sizi savunamam. Mücadele vermeliyiz. Mücadele mi? Ne için? Bay Gerard'ı, Bay Cortland'ın yanında ne görev yapıyordunuz? Bay Cortland'ın özel işlerini yürüten yardımcısıydım diyebilirim. Bu durumda özel hayat hakkında çok şey biliyor olmalısınız, değil mi? Evet, elbette. Bay Cortland, Bayan Damien'in Doktor Cousins'a yalan söyleyip gerçek yüzünü ondan sakladığını biliyor muydu? Bu soruyu cevaplamak istemiyorum Bay O'Brien. Çünkü Bayan Damien de Bay Cortland da çok yakın dostumdu. Evet, sizi anlıyorum. Havaalanındaki karşılaşmanıza dönelim. Cortland'la Cousins karşılaştığında sanığın tavrı ne olmuştu? Doğal olarak utanmıştı tabii. Doğal olarak utanmış. Sağ olun. Tanık sizin Bay Mitchell. Onu sorgulamalıyım. Yapmazsam hiç şansımız kalmaz. Ona hiçbir şey sorma. Sorumuz yok. Sanığın yakın arkadaşı mıydınız? Evet, öyleydim. Size özel hayatından hiç bahseder miydi? Evet, ederdi. Mahkemece size bu tip bir soru sorulursa cevaplamayı düşünür müsünüz? Soracağınız sorulara ayrıntılarıyla cevap vermeye hazırım ben. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Kabul edildi. Şöyle soralım Bayan Royce, erkekler sizce Bayan Damien'i çekici bulurlar mıydı? Kesinlikle. Bayan Damien erkeklere çekici görünmek için çaba harcar mıydı? Bu soruya da evet demek durumundayım. Demek öyle. Bayan Damien'le eski patronu Bay Krenish arasında ne gibi bir ilişki vardı? Bildiğim kadarıyla arkadaştılar. Arkadaşlığın ötesinde bir şey olabilir mi? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Bu soru tanığın fikirleriyle jüri üzerinde etki yaratmaya yöneliktir. Kabul edildi. Doktor Cousins, adım Doktor Kelly. Bayan Damien benim hastamdır. Cinayet işlediğini sanmıyorum ya siz? Ben de sanmıyorum. Birçok suçu olabilir ama içeride cinayetten yargılanıyor ve kendini savunmuyor bile. İyi bir avukatı var değil mi?
Yardımınıza ihtiyacı var doktor. Kendince cinayetten değil, diğer suçlarından yargılanıyor. Davaya da içerideki yargıç değil, siz bakıyorsunuz. Kabalık etmek istemem doktor ama ne dediğinizi bilmiyorsunuz siz. Size katılmıyorum. Ben Bayan Damien'i bir süredir tedavi ediyorum. Ben onun psikiyatristiyim. Doktor Caleb. Rahatsız ettiğim için üzgünüm doktor. Adınız lütfen. Richard Caleb. Psikiyatrist misin? Öyleyim. Bayan Damien hastanız mıdır? Evet. Size kendi isteğiyle mi geldi? Evet, elbette. Bir şey öğrenmek istiyorum doktor. İnsanlar bir psikiyatriste ancak dengeli olmadıklarını hissettikleri zaman giderler. Öyle değil mi? Genel anlamda bu doğru. Bayan Damien size ilk geldiğinde intiharın eşiğindeydi. Öyle değil mi? İtiraz ediyorum sayın yargıç. Önemli değil. Bunu diğer tanıklar da kanıtlayabiliriz. Ne var ki size gelen hastaların sorunları olduğu da bir gerçektir. Öyle değil mi? İtiraz ediyorum. İtiraz reddedildi. Evet doktor. Sorunları olmasa bana gelmeleri komik olurdu. O halde sanık size sorunlarıyla geldi. Bize lütfen Bayan Damien'in sorununun ne olduğunu söyler misiniz doktor? Bu doktorla hasta arasında kalması gereken bir sırdır. Korkarım bunu açıklayamam. Bayan Damien'i tedavi ettiğiniz süre içinde Doktor Cousins'la olan ilişkisini hiç tartıştınız mı acaba? Evet, tartıştık. Doktor Cousins'la nişanlı olduğunu dikkate alarak ona karşı dürüst olduğunu söyleyebilir misiniz bize? Ona her şeyi anlatmasını telkin ediyordum. Anlattı mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Ama neden doktor? Neden anlatmadı? Bence bu soruyu Bayan Damien'a sormalısınız. Doktor Cousins'la hiç konuştunuz mu? Evet, birkaç dakika önce. Eminim onu haklı bulmuşsunuzdur. Genç ve başarılı biri. Üstelik sanığın ihanetine de uğramış. Doktor Cousins'ı tanıdıktan sonra Bayan Damien'in ona gerçekleri neden anlatmadığını anlamış bulunuyorum. Bunu bize açıklar mısınız? Bana göre Doktor Cousins Bayan Damien'inki gibi bir sorunu anlayabilecek duygusal ve entelektüel kapasiteye sahip değil. Dava nasıl gidiyor doktor? Korkarım pek iyi değilim. İçeride Doktor Cousins adında biri var. Ya. Onu beklemediğinizi söyledi. Doğrusunu istersen onu bekliyordum. Merhaba doktor. Oturun oturun, rahat edin. Söyleyin. Bu mesleki bir ziyaret mi yoksa sosyal mi? Yok. Öğleden sonra hakkımda ağır sözler sarf ettiniz. Evet, gerçekten de ağırdı. Bir açıklama hak ettiğimi düşünüyorum. Ben de öyle. Doğrusunu isterseniz gelmenize sevindim. Bayan Damien hakkında konuşmak istiyordum. Bayan Damien beni ilgilendirmiyor. Onu hala sevdiğinizi bilmek güzel. Onu artık sevmiyorum. Bu daha da iyi. Bu durumda Bayan Damien'a iki bilim adamı gibi yaklaşabiliriz. Ben Bayan Damien'la ilgileniyorum çünkü o benim hastam. Sorununu çözmemize de çok az bir şey kalmıştı. İşlemediği bir suç yüzünden ölüme mahkum edilirse canım çok sıkılır. Bu sizin farelerinizden birini kaybetmeniz gibi bir şey. Tam sonuç alacakken. Bu işin benimle ne ilgisi var? Çok basit. Yarın ifade vermeye gittiğinizde sizden gerçekleri söylemeniz istenecek. Sadece gerçekler. İnsan vücudundaki karmaşık dokular kadar somut olan gerçekler. Size Bayan Damien hakkında bilmediğiniz bir şey söyleyecek değilim. Ama birkaç veriye dayanarak sonuca gitmeye çalıştığınızı kabul edin. Dayandığınız veriler sizi yanlış bir sonuca ulaştırmış olabilir. Lütfen oturun doktor. Lütfen sessiz olun. Duruşma az sonra başlayacak. Sıradaki tanığınızı çağırın Bay O'Brien. Doktor Cousins lütfen. Bu son tanıkları. Seni oraya çıkarmama izin vermelisin. Açık konuşacağım Madden. Eğer oraya çıkmazsan hiçbir şansımız kalmaz. Sağ elinizi kaldırın. Mahkemeye sadece gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Ederim. Oturun lütfen. Adınız nedir? David Cousins.
Sanığı hangi isimle tanıyorsunuz? Madeline Dixon. Size gerçek adını hiç söyledi mi? Söylemedi. Size kimliği hakkında yalan söyledi mi? Söyledi. Yalan söylemeyi ne zamana kadar sürdürdü? Polisin geldiği sabaha kadar. Size Cortland'la olan ilişkisinden bahsetti mi? Bahsetmedi. Sana evlenme teklif ettiniz ve kabul etti, öyle değil mi? Evet, etti. Ama Cortland'dan da bahsetmedi. Etmedi. Aralarındaki ilişkiyi ne zaman öğrendiniz? Yine polisin geldiği o sabah. Anlıyorum. Onu tanıdığınız günden gözaltına alındığı ana kadar gerçek kişiliği hakkında bir fikriniz yoktu demek. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Bay O'Brien, nereye varmak istiyorsunuz? Sayın Yargıç, ben sadece jüriyi aydınlatmaya çalışıyorum. Sanığın ruh halini kavramaları çok önemli. Devam edin. Sağ olun. Bir sorum daha olacak Doc Cousins. Eğer gerçeği bilseydiniz, sanığa olan sevginizde bir değişiklik olur muydu? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Bırak cevap versin. İtirazınız reddedildi. Söyleyin Doktor Cousins. Gerçekleri bilseydiniz, duygularınızda bir değişiklik olur muydu? Bayan Damon'ı o gün de seviyordum. Bugün de seviyorum. Tanık sizin Bay Mitchell. Sorumuz yok. David, bu doğru mu? Evet, böyle hissediyorum. İnanılır gibi değil. Şimdi oraya çıkacak mısın? Cortland malikanesine gittiniz. Evet. Mi? Seviştiniz mi? Evet. Doktor Cousins hakkında konuştunuz mu? Hayır. Emin misiniz? Evet, eminim. Söyleyin Bayan Damien, Felix Cortland'ı seviyor muydunuz? Sevmiyordum. Doktor Cousins'ı seviyor muydunuz? Evet. Ya. Yeah. Buna rağmen Cortland'ın evine gittiniz. Evet, bunu söylemiştim. Bir erkeği seviyordunuz ama sevmediniz. Diğer erkeğin evine gitmekte bir mahsur görmediniz ve oraya isteyerek gittiniz. Evet. Bay Cortland sizi tehdit etti mi? Hayır. Oraya niçin gittiniz? Bunu bilmiyorum. Bir hata yaptım. Demek hata yaptınız. Daha önceki ifadenize Bay Cortland'la görüşürken birinin geldiğini de söylemiştiniz. Jüriye bu kişi hakkında somut bir şey söyleyebilir misiniz peki? Hayır, çünkü adamı görmedim. Demek görmedim. Sadece sesini duydum. Erkek olduğundan emin misiniz? Evet, erkekti. Peki ne dedi? Bilmiyorum, girişte konuştular. Ben ne konuştuklarını pek duyamadım. Ama sesini duydunuz. Erkek olduğundan eminsiniz. Fakat ne konuştuklarını duymadınız. Gecenin o saatinde gelen acaba nasıl biri olabilir? Vergi müfettişi mi? Dergi satıcısı mı? Yoksa bir hırsız mı? Neden hırsız olmasın? Bay Cortland zengin bir adamdı. Hırsız da çok zengin olmalı. Evden hiçbir şey çalınmamış. Bay Cortland mücevherlerini mağazanın kasasında koruyordu. Hepsini değil, bazıları evindeki kasasında dururdu. Kasa mı? Ne kasası? Çalışma odasındaki kasa. Yoksa bu kasanın yerini biliyor musunuz Bayan Damien? Evet, biliyorum. Sayın Yargıç, bu kasadan ilk kez bahsediliyor. Duruşmaya ara verilip dairenin incelenmesini talep ediyor. O daire incelendi Sayın Yargıç. Ya bir kasa varsa ve soyulmuş... Beyler, duruşmaya yarın sabaha kadar ara veriyorum. Eyalet savcısının ve sanık avukatının daireyi yeniden incelemelerini öneriyorum. Bay O'Brien, kasa hakkında ne diyeceksiniz? Ne kasası? Lütfen bir açıklama yapın. Bu bir soygun olabilir mi Bay O'Brien? Dışarıda bekleyin çocuklar çıkarken size açıklama yapın. Bir açıklama yapın lütfen. Bay O'Brien. Evet. Sizinle gelebilir miyim? Ne yaptığınızı anlamıyorum. Dava sizin yüzünüzden uzuyor. Elimde değildi. Peki hala geri şu kasa nerede? Para mı soruyorsunuz? Ben burada bir kasa olduğunu bilmiyordum. Tahmin etmiştim. Bilseydim bu iş bu kadar uzamazdı. Savunma avukatımız da geldi. Belki o biliyordur. Kasa nerede Mitchell? Asistanım Bayan Damien'le görüşüyor. Az sonra yeri ortaya çıkacak. Boşuna zaman kaybediyoruz. Belki Bay Garrett bize kasanın yerini söyleyebilir. Sordum, bilmiyormuş. Olur şey değil Bay Garrett. Siz Cortland'a çok yakındınız. Doğru. Burada bir kasa olsaydı yerini mutlaka bilirdim. En azından anahtarını görürdüm. Çok basit. Burada kasa falan yok. Bir şey buldun mu? Kasanın yerini öğrendim efendim. Neredeymiş? Hemen şu raflarda. Anlaşılan bu sefer yanılmışsınız Bay O'Brien. Olabilir. İşte bu çok ilginç. Cortland'ın anahtarları sende mi? Burada. Sağ ol. Bana kalırsa bu bir kasaya benziyor Bay O'Brien. Evet, bana da öyle geliyor. Ama soyulmuş bir kasa gibi durmuyor. Bir hırsız bunları geride bırakmazdı. Galiba başladığımız yere döndük. Benim de istediğim bu. Ne diyorsun Mitchell? Bu roundu sen kazandın. Tutanağa geçin. Bağ üstüne.
Mahkemede görüşürüz beyler. Sizi götüreyim mi doktor? Hayır, sağ olun. Memur bey, Bay Kortut'la ilgili birkaç evrak alacaktım. Kalmamda bir sakınca var mı? Bence yok. Ortalığı fazla dağıtmayın. Teşekkür ederim. Bir şey mi istiyordunuz doktor? Sadece bir şeyi merak ettim. Hiç böyle bir kasa görmemiştim. Anahtarlı olması ilginç. Ben de bu tip bir kasa görmemiştim. Normalde kasalara şifreli kilit takılır, öyle değil mi? Evet, birçok kasa öyledir. Bunun anahtarlı olduğunu nereden bildiniz? Anahtarlık arıyordunuz. Arıyor muydum? Hı-hı. Herhalde saçmalamış olmalıyım. Ha, sizi anlıyorum. Ama bir açıklama daha olabilir. Öyle mi? Evet. Kasayı daha önce görmedim derken yalan söylüyordunuz. Ciddi olduğunuzu sanmıyorum doktor. Ben bilim adamıyım Bay Garrett. Bilinmeyen bir şey gördüğüm zaman her olasılığı değerlendirmeye çalışırım. Birçok buluş da bu yöntemle olur zaten. Heyecan verici bir iş olmalı. Evet, öyledir. Bilmiyordum ama diyelim ki kasanın yerinden haberim vardı. Bu neyi kanıtlar? Belki hiçbir şey. Ama bir teori ortaya atılabilir. Cortland'a çok yakındınız ve kasadan haberiniz vardı. Belki de kasa soyuldu ve Cortland bunu fark etti. Koridorda biriyle tartıştı ve sonra öldürüldü. O siz olabilirsiniz. Bakın, bu çok ilginç bir teori. Evet, enteresan değil mi? Ben bir bilim adamıyım demiştim. Böyle bir teori ortaya çıkınca deneme yapmayı düşünürüm. Şimdi yaptığım da bu. Anlıyorum. O halde polisi arasam kızmazsınız değil mi? Hayır, hayır, hayır. Neden kızayım ki? Parmak izi için. Kasayı görmediğinize göre parmak izi çalışmasına da bir itirazınız olmaz değil mi? Elbette olmaz. Polisin numarası 373100. Pekala doktor. Size kırgın değilim. Ama galiba bence bunlar sizin işiniz değil. Galiba haklısınız. Hoşça kalın doktor. Hoşça kalın. ...373100'du değil mi Bay Garrett? Galiba sizi fazla küçümsemişim doktor. Yazıyor, Maitland Damien'in beraat ettiğini yazıyor. Associated Press'ten fresh haber. Felix Cortland'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Maitland Damien'in masum olduğu ortaya çıktı. Cortland'ın yardımcısı Jack Yurt'ın öldürdüğü polis tarafından basına açıklandı. Güzel sanığın bir mücevher soygunu yüzünden cinayetle suçlandığı ortaya çıktı. Elmas İmparatoru'nun yardımcısı tutuklandı. Güzel sanığın kaderini doktor nişanlısı belirledi. Ve sevgilisinin masum olduğunu sonunda ortaya çıkardı. Ben Geiger. Bayan Damien'i arıyorum. Gördünüz mü? Gitti. Size bunu vermemi istedi. Gitti mi? Nereye gitti? Bunu söylemedi ama bir saat kadar önce havaalanına gittiğini söyleyebilirim.
Sevgili David, mahkeme salonunda söylediklerin hala kulaklarımda. Onları inan unutmayacağım. Hayatımı kurtarmakla kalmadın, anlam da kazandırdın. Seni çok seviyorum ve seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum. Ancak şu anda bu büyük bir haksızlık olur. Bir süre buralardan uzaklaşacağım. Senin benim için ne düşündüğünü biliyorum. Öyle biri olup olmadığımı kesin olarak bilmeliyim. Belki bir süre sonra bundan emin olabilirim. O zaman ikimiz de emin olduktan sonra senden evlenme teklifi bekleyeceğim. Hoşça kal sevgilim. ...41 sefer sayılı uçak yolcuları için son çağrı. Onu arada bir göreceksin değil mi? Elbette. Dinle, kendimden emin olmak istiyorum. Ben senden eminim. Ciddi misin? Yaşadıklarından sonra hiç şüphem kalmadı. Hoşça kal. Hala hata yaptığını düşünüyorum.